Arkadaşlar, 3. bölüm olan bu videomda kalsiyum polisilfit, diğer adıyla gülleci bulamacı olarak bilinen organik tarımda kullanılmasına izin verilen ilacın kullanım dozajı hakkında bilgi vereceğim ve bu bulamaçla ilgili bazı uyarılarda bulunacağım. Ama önce size bahçemizden biraz görüntü vermek istiyorum. Su kuyum, sebze bahçesi. Çilek bahçesi. Burası da salebi dikeceğim yer arkadaşlar. 10 metreye 1 metre, 10 metre kare. Evet, şimdi kendi bahçem için yaptığım kalsiyum polisülfit çalışmalarımı sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu anlattıklarım hobi bahçesi, yani küçük bahçeler içindir. Büyük bahçeler bir ziraat mühendisi gözetiminde çalışmalı ve onun tavsiyelerine uymalıdır. Kışın veya erken ilkbaharda ağaçlar çiçek açmadan ağaçların gövde ve dallarında kışlayan akarların, mantarların ve diğer zararlı böceklerin etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır. Hobi bahçemde ben şahsen ağaçlar çiçek açtıktan sonra genel bir ilaçlama yapmak taraftarı değilim. Şimdi kalsiyum polisülfitin kullanım dozajından bahsedelim. Kalsiyum polisülfit, yani gülleci bulamacı, sonbahardan gözler uyanana kadarki dönemde mantarlar, parazitler ve kabuklu böcekler üzerinde etkilidir. Uygularken kalsiyum polisülfit bulamacını herhangi bir mantar ilacı veya böcek ilacı ile asla karıştırmayın. Diğer kimyasallarla reaksiyona girerek ölümcül hidrojen sülfür gazı açığa çıkarabilir. Eğer bahçenize bordo bulamacı da uyguluyorsanız iki uygulama arasında en az 2 hafta olsun. Şimdilik benimsediğim ilaçlar ve zamanlaması şöyle. Gözlemlerim sonucunda dozajı azaltabilir veya ilaçlamayı sıklaştırabilirim. Yağmurlu günlerde ilaçlama yapmıyoruz. Sabah erken saatlerde veya akşamüstü geç saatlerde ilaçlama yapıyoruz. Bu ilaç meyvelerde nasıl kullanılır? Aralık ayında ağaçları budadıktan sonra ilaçlama işlerine başlayabiliriz. Budamalarda budama makası ve testereyi her bir ağacı budadıktan sonra %10'luk çamaşır suyuyla dezenfekte ediyoruz. Bahara girerken yapılan ilaçlamayı bulunduğunuz bölgede çiçek açma zamanına göre ayarlayabilirsiniz. Amacımız çiçekler açmadan önce ilaçlamayı bitirmek. Aralık sonu bordo bulamacı. Yaprağını döken meyve ağaçlarında %2 oranında uygulanır. Ocak ortası kalsiyum polisülfit yaprağını döken meyve ağaçlarında %2,5 oranında uygulanır. Şubat sonu bordo bulamacı yaprağını döken meyve ağaçlarında çiçeklenme öncesi %1 oranında uygulanır. Mart ortası kalsiyum polisülfit yaprağını döken meyve ağaçlarında çiçeklenme öncesi %1,5 oranında uygulanır. Yazın meyveler ortaya çıkmaya başlayınca kalsiyum polisülfit uygulamak istiyorsanız yaprağını döken meyve ağaçlarında %1 oranında uygulanır. Ağustos ayında kalsiyum polisülfit zeytin ağaçlarında %1 oranında uygulanır. Sebzelerde kullanımı. Fideler dikildiğinde %0,8'lik, yani 10 litre suya 80 mililitre uygulanır. Şimdi de kalsiyum polisülfitin zararlarından bahsedelim. Genel olarak toprağa zararı var mı? Zararı yoktur. Çünkü kısa zamanda hidrojen sülfür gazı açığa çıkar, kireç ve çükürt ayrışır. Kireç ve çükürt toprakta zaten doğal olarak bulunmaktadır. Kalsiyum polisülfitin kuşlara ve bal arılarına zararı var mı? Kalsiyum polisülfitler kuşlar ve bal arıları için zehirsiz ilaç olarak kategorize edilmiştir. Kalsiyum polisülfit bitki yapraklarına zarar verir mi? Evet, kireç sülfür aşındırıcıdır ve bitki dokularına zarar verebilir. Zehirlenme belirtileri arasında yaprakların kavrulması, kıvrık sararmış kırılgan yapraklar, çürüterek öldüren lekelenme, meyve yaprak dökümü. Buna fitotoksiste deniyor. Yani fayda yerine zarar. Yağmurlu havada uygulamayın. Yüksek sıcaklık bazı bitkilerde kalsiyum polisülfit fitotoksistesini artırabilir. Bu nedenle
organik yetiştiriciler hassas mahsullere kalsiyum polisülfit içeren mantar öldürücüler uygularken fayda zarar etkileri arasında bir denge bulmalıdır. Kalsiyum polisülfitin çevreye zararı yoktur. Kireç sülfürün yani kalsiyum polisülfitin asitlerle veya diğer asidik malzemelerle kombinasyonu ve suyla seyreltilmesi. İnsanlarda akut zehirlenmeye hatta ölümcül olan hidrojen sülfür buharlarının salınmasına neden olur. Başka ilaçlarla karıştırmayın ve kapalı yerlerde bu ilaçta çalışmayın. Kalsiyum polisülfitin insanlara zararları nedir? Piyasada satılan kalsiyum polisülfit ürün etiketlerinde tehlike işaretleri bulunur. Bu ilacın yutulması ölümcüldür. Bu ürün kostik alkali yapısı nedeniyle eti aşındırır. Cilt tarafından emilmesi ölümcüldür. Deri yanıklarına neden olur. Solunması halinde ölümcüldür. Geri döndürülemez göz hasarına neden olur. Gözlere, deriye veya giysilere temas ettirmeyin. Buharını veya sprey sisini solumayın. Kullandıktan sonra ve yemek yemeden, bir şey içmeden, sakız çiğnemeden, tütün kullanmadan veya tuvaleti kullanmadan önce elinizi yüzünüzü sabun ve suyla iyice yıkayın. Kalsiyum polisülfiti ağzı kapalı olarak karanlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Uyarılar. Kalsiyum polisülfit kısa vadede iki türlü zarar verir. Alkalidir, dolayısıyla aşındırıcıdır. Suyla karışınca ölümcül hidrojen sülfür gazı açığa çıkar. Ne tür önlemler almalıyız kendimizi korumak için? Kalsiyum polisülfit yani gülleci bulamacı sprey solüsyonlarını karıştırırken bir yüz maskesi ve eldiven taktığınızdan emin olun. Karışımı püskürtürken muhakkak kişisel koruyucu donanımla ellerinizi, yüzünüzü ve gözlerinizi koruyun. Nedir bu donanım? Eldiven, maske, gözlük ve şapka. Sadece kalsiyum polisülfitle değil, her tarım ilacını kullanmadan önce etiketini okuyun ve ona göre tedbir alın. Bir böcek zehri olan kalsiyum polisülfitin uygulandığı andan bahçeye yeniden girene kadar en az 48 saat geçmelidir. Yani insan ve hayvan girişi kısıtlanmalıdır. Kalsiyum polisülfiti çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. İlk yardım. Deri veya göz ile temas halinde derinizi ve gözünüzü 15 dakika suyla yıkayın, tıbbi yardım alın. Yutma halinde bir zehir kontrol merkezine başvurun, ilacın etiketini yanınızda doktora getirin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ilaç karıştırılırken ve püskürtülürken tehlikeli. Uygulandıktan sonra çevre dostu. O yüzden tedbir alın. Hatta bütün zirai ilaçları kullanırken tedbir alın. Tedbir alırsanız hiçbir şey olmaz. Bir sonraki videoda kalsiyum polisülfit bulamacındaki malzeme oranlarından ve maliyetlerinden bahsedeceğim. Hoşça kalın.